Fareble'ın sponsorluğunda tüm zamanların en yükseğine hoş geldiniz. İsmail Hakkı Hocam'la birlikteyiz, yayındayız. Bugün stüdyoda kalabalığız. Evet, hocam. Konuklarımız Erman Çağlar ve Ozan Akyol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Beyler tekrar hoş geldiniz. Vallahi hoş sizleri burada görmek çok eğlenceli. Çok sağ olun. Nasılsınız? Davet ettiniz. Valla biz de çok mutlu olduk. Yani biz belki en yükseğimizde değiliz bugün. Maalesef. Dinleyicilere ve izleyicilere buradan biraz bir özürlerimizi iletmek isteriz. Ozan'da fıtık var. Hayırdır ya? Fıtıkla uyandı. Ben ufak bir fıtık atayla uyandım. Aa, çok geçmiş olsun. L5S1 acının adresi diye geçerdi vücudumda. Yatırım tavsiyesi değildir yatırım arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Çok iyi bilirim. Bilirim ben de buradan girelim mi diyorum. Mesela L4, L5 benim de. Ama yakın. Seninki daha şey. Komşuyuz. Evet. Sağlık programına acı mahallesi. Acı mahallesi. Acı mahallesi. Acı yaşanmışlıklar. Acı yarıştırma değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi tüm zamanların en yükseğindeyiz yine de. Evet. Aynı zamanda bir de podcast yarıştıralım. Yani biz acemiyiz. Biraz bize yol gösterin. Evet. Estağfurullah. Valla yani biz de şeyi gördük podcast piyasasına girdikten sonra. Bu işin sanırım acemisi ya da profesyoneli yok. Önden gelen yani yer kapan bir şekilde her işte olduğu gibi. Peki başka podcast'te daha önce konuk olmuş muydunuz? Olduk. Can Bonomo'nun o tarz mı? Can Bonomo ve arkadaşlar İsmail. Biz de oraya gideceğiz abi. Hep herkes birbiri arasında dönüyor. Yani. Misafirlikleri bir şey bu. Zaten şey biz Can Bonomo nereye giderse Can Bonomo'nun arkasından geldi. Can Bonomo bizim için biraz da böyle şey gibi hani tester gibi. Fikstür hocam bu. Maç fikstürü gibi. Tabii, tabii, tabii. Önce Trabzonspor'a sonra Fener'le yapıyorsun yavaşta. Ya Can Bonomo iyi bir şey yayın gurmesi. İyi bir konuk. İyi bir gurme konuk. Biz de işte elimizden geldiğince onu takip etmeye çalışıyoruz. Vallahi sizin şimdi hem podcast hem YouTube. Birincisi onların evveliyatı da vardır herhalde. Yani nasıl şey yapıyorsunuz? Üretim nereden çıktı bu fikir? Fikirler ve nasıl bir araya geldiniz? Çünkü ikiniz de biraz böyle farklı zekaları olan insanlarsınız. Nasıl birbirinizi dengeliyorsunuz, çatışıyorsunuz? Nedir durum? Nasıl başladı, nasıl gidiyor? Havit Star'dı tabii. Benim açımdan yani benim gerçekten üstüme hiçbir meslek titri yapışmadı. Ben psikoloji okudum Uludağ Üniversitesi'nde. Sonra yani bir sene falan dolaştım ortalıkta psikolog titriyle. Ondan sonra bir yandan da mizah dergilerine yazılar gönderiyordum. Öyle bir şeyim vardı, tutkum vardı. Sonra mizah dergilerinin bölünmesiyle bir anda yeni yerler, yeni alanlar açılmaya başladı mizah yazarları için. Bir yandan da internet ilk zamandaydı. İnternet bayağı bir tatil sitesi gibi bir şeydi. Yani çok kötü siteler vardı. Ve çok kötü siteler olduğu için kimse de inşaat halinde. İnşaat halinde bir internetten bahsediyorum. Bayağı 90'lı 2000'lerin başı tabii. Küre tarafı altı. Yani ben yıllarca o kürekle kum atan adam gifini kullandım ve kimse de çıkmadı. Birader hani yavaş artık ne yapıyorsun hani bu da bir tasarım dili diye bir şey var demedi. Tasarım dili diye bir şey yoktu. Cümle yoktu. O yüzden yapabildiğimizi yaptık yani bir internet sitesi kurdum. O internet sitesinden işte yazıları okuyan işte Bülent Üstün, Vedat abi falan onlar böyle kendi kurdukları dergiye davet ettiler. Ondan sonra o dergiyi batırdım başka dergiye, o dergiyi batırdım başka dergiye. Şimdi bayağı 10 senedir uykusuz da yazıyorum. O bir mizah yazarı olarak hani kimsenin kullanmayı hayal etmeyeceği, aklına gelmeyecek bir meslek tarifiyle bayağı 10 senedir bu işi yapıyorum aslında. Ondan sonra tabii hani mizah yazarlığı demek haftanın bir günü oturup geri kalan 7 gün çalışıyormuş gibi gözükmek oluyor ama insanları çok kandıramadım. O yüzden reklam ajanslarında da çalışmaya başladım bir yandan metin yazarı olarak. Ama hep yani işin şey tarafındaydık yani bir saçma sapan program çıksa da yine böyle hiçbir işe yaramayan web sitesi yapsak ya da böyle bir film çeksek kimse izlemese tarafı hep vardı. Sonra bunlar hani artık içimde büyüyüp 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 artık hiçbir yere gidemezken Ozan'la tanıştık. Ondan sonra zaten hani video çekelim mi? Çekelim kadar basit bir şey oldu yani YouTube'a video çekelim. Sene çekelim. Kaç? 2015 civarı. Aslında biz Cult projesine 3 kişi başladık. Cult ne? Bana onu söylesenize. Yani Cult, şey merak ediyor herkes. Cult bizim YouTube'daki tanımımız bilgisayar teknolojisinin ne kadar geliştiğinin kanıtıdır. Yani, evet. Bizle çok alakası yok. İnsanlarla çok alakası yok.
Biz sadece hani aletleri, makineleri doğru kullanmaya tabii. çalışıyoruz. Biz onlar sadece, da, onlara entegre olmaya çalışıyoruz. Bu zaten hani şeyle başlamış bir süreç. Yani hesap makinesine leblebi yazmakla başlamış bir süreç. İnsan aracı iyi kullanırsa gerçekten kendi de hayattan zevk almaya başlıyor. Aracın da parası çıkmış oluyor bir şekilde ya da aletin de. Biz birbirimizi biraz işte, ben Erman'ın fanıydım. Açıkçası uykusuzdan, yani yazılarını çok seviyordum. Yavuz Günal diye de bir arkadaşımız vardı. Üç kişi başladık ama o belirli bir yerden sonra kendi projelerine odaklanmak adına, o stand-upçı çünkü, ayrıldı. Aslında bizi bir araya getiren şey farkında olmadan birbirimize olan sevgimiz, saygımız. Daha önceden yani Ozan'ın yaptığı işlere de bana hakimdim. Şeydi, hani ben de internette mizah üretiyordum. İnternette mizah üretiyordu Ozan da. Yani bu aradığımız kalitesizlik aslında hani benim hiç daha Ozan'ı tanımadan böyle benim gözümü kanatan yaptığı işlerdeki kalitesizlik ve yani bu adam benim yani hani şey olmamız lazım, bu adamla bir araya gelirsem ben bunu nasıl anlatırım adamı kırmadan, yani işlerin çok kalitesiz ve çok seviyorum hani nasıl Allah'tan aynı şeydeymiş, yani aynı frekanstaymış, şey dediğimde abi işlerin çok kalitesiz, çok güzel, çok beğeniyorum dediğinde hemen şey yaptı, çok sevindi, ya teşekkür evet. ederim gerçekten öyle mi falan diye. Ya biz bir de Burhan Çaçan'la büyümüş bir nesiliz. Aşkımız olay olacak diye bir şarkısı vardır biliyorsun. Hani akacak coşkun sellerde, aynen. esecek deli yerlerde, dolaşır bütün dillerde. Biz bunu şiar edindik. Hem işlerimizden dostluğumuzda açıkçası. Aa, çok iyi. gittim ben. Hocam çok maviye kaldım. İşte böyle dinliyorsun. Çok bak podcast'in içindeymişim gibi hissettim kendimi. Şeyi soracağım. YouTube mu önce başladı podcast mi? YouTube. Peki tamam, YouTube'da ne yaptınız, sonra niye podcast'te de açılalım dediniz? Çok güzel gelsene mi yoksa... Yok, YouTube'da şey şöyle, bizim YouTube'daki içeriğimiz her zaman yani çok random dursa da, rastlantısal dursa da genelde çok üzerine düşünülmüş, senaryosu yazılmış, bütün işte diyalogları yazılmış. Sonra hani kafamızdakine denk gelecek şekilde çekilmiş tabii, yani şeyden bahsediyorum, ciddi prodüksiyon gibi bahsediyorum ama bizde mesela işte iki tane 30 liralık şey var, mikrofon var, bir tane arkadaşımızın kamerası var, elde ne varsa yani benim bir yapı marketten alıp diktiğim iki tane ışık var, hani bunları özenip. Elde ne varsa mı, evde ne varsa? Evde ne varsa. Genelde evde ne varsa da, çünkü hani çok prop olarak saçlarımızı kullandığımız, yani normal saçımızı kullandığımız bir sürü şey. Aa, bugün ne kadar değişik. Daha ya, iyi oldu tabii, falan diyoruz. Ya benim eşim mesela hani çocuk oyun atölyesi var. Orayı çok hani arada bütün oradaki kutuları karıştıra hani bir yarasa kıyafeti bir şey çıkartıp falan, oradan bulduklarımızla bununla da bir şey çekilir. Ya da böyle sadece beyaz önlük bulduk diye doktor olduğumuz çok fazla. Ya çöp karıştırıp kendine oyun bulan çocuklar evet. gibi biraz takıldık böyle özel evet. çocuklar. Ama tabii yani her zaman şimdi her zaman iki ya da üç kişi bizim yapım, bütün yani bütün ekibimiz, her şeyimiz yani biziz. Bir Hasan var, Hasan İnceler var, bizim bütün çekimlerimizi, montajımızı, sesimizi alan falan filan. Genelde o yüzden zaten ya ses unutuluyor ya görüntü unutuluyor yani ilk çekimde hani, birisinden birisi gitmiş oluyor. Şimdi o her zaman bir üretim aşaması ama biz onu üretene kadar elimizde 50 tane fikir birikiyordu. Yani 50 tane şaka birikiyordu. Biz şakaları yani meslek artık deformasyonu bir türlü atamıyoruz. Yani kakasını tutan çocuk gibi çok affedersiniz. hep aynı şaka ve çekilmediği için kalıyor o yani. Ondan sonra dedik ki ben biraz uykusuzluk var bende. Ben uyurken çok fazla podcast dinliyordum o zamanlar. Yani böyle uykuya dalmak için. Hani bazısı gerçekten sıkıcı oluyordu, tarih podcastleri falan, ama birkaç tanesini dinlerken artık uyuyamamaya başladım gülmekten. Çok komik. Gerçekten bu mizah podcastleri vardı. Dedim yani böyle bir şey yapalım. Hem şeyi atarız, o safrayı atarız. O elimizdeki şakaları birbirimize yaparız. İçimizden gitmiş olur. Hani çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz derdi bitmez. Önümüzdeki işlere bakarız falan. Hem de ben rahat uyurum falan diye. Evet. Ve hani bizim için prodüksiyon çok daha basit bir şeydi. Hani iki tane mikrofon bulacağız. Ve onu da başaramadık yani. İlk ikisi falan patladı hatırlıyorsan. Ay Allah, süpersiniz abi ya. Gerçekten böyle... Hocam sabaha kadar dinleyebiliyorum. Vallahi ya. Değil mi? Süper değil mi? Siz birbirimize soru sorup Peki ya biraz da bizim şu kripto dünyasından konuşalım ya. Bizim tabii herkesin ki. Daha doğrusu bizim deyince. Tabii. Abi %50 yani... şansımız var. Hangi nesi kriptocu? Zaten ya ben
Yıllarca zaten kripto cahil olarak yaşadım hayatta. Onun için kripto varlık, kripto para denince neden burada da olmayayım ki diyerek bir adım attım. Benim var kripto param. Yani belirli bir böyle bir sepetim var, portföyüm var. Bunu söylemekten çok keyif alıyorum. Sepetim var falan. Her yerde böyle söylemeyi çok istediğim şey. Ama vallahi hocam ne olacak yani hayatımız kırmızılarla yeşillerle ifade edilir oldu. Kan banyoları evet, değil yani, mi? Kan banyoları. Yani belirli günler ve haftalar vardı, size yayından önce de söylemiştim. İşte veremle savaş haftası, ağaç dikme haftası. Yani bu da artık all time high haftası ne zaman olur diye düşünüyoruz. Buradan daha nereye düşer diye düşünüyoruz. Yani biraz kenarından girdik. Vallahi şey gibi. Bu kripto para dünyasında şeyi de bu Kurtuluş Savaşı'nda meşhur şeyin Atatürk'ün Refet Paşa'ya Maliye Bakanlığı'nı devrederken Refet Paşa demiş ki abi ben hiç anlamıyorum bu işleri. Ya zaten anlayan birini düzeltmeyeceği için sana verdim. O yüzden aynen yani hani anlarım diyenlerin de hiç bilmediği ve tabii bambaşka bir yere gidiyor. Ya ama aslında biraz kodlarımız da var galiba. Çünkü şöyle, ben mesela küçükken eniştemle çok kahvehaneye gidiyordum. Çay markaları vardı. Yani hani bir şeyin üzerine değer atfedilmesinin, o plastik bir sürü parmak değmiş çay markalarının aslında böyle hani aslında Bitcoin vardı ya bu topraklarda dedirteceğim. Ya da hani taksi plakası mesela. Işte, çok stabildi yani. Taksi plakası 500 bin lira bilmem. Yani evet. Sonuçta baktığınızda o plakaya ya bu 500 bin lira edemez diyorsunuz bir şekilde. Ya bir girizgahı var genel olarak zihinlerimizde. Bir de hani seviyoruz biz şey olarak da, toplum olarak da hani kolay yoldan bize de bir şeyler çıkarmış kenar. O güzel pastadan bize de bir dilim düşer mi gibi. Onun için yani her şey aslında uygun iklim olarak bence. Değil mi? Hocam peki şimdi Emrah'a da sorarsak senin kripto para yatırımın olmasa da herhalde bir finans birikimlerini, abi YouTube, podcast şey falan yani böyle bayağı iş modelleri, işte dijital dünya, şey neydi American Dream, işte Silikon Vadisi falan yok mu şey abi? İçerikte para yok mu? Ağzınızdan Content is the king muhabbeti. Mobil de çok gelişiyormuş biliyorsun. Biz daha çok perpa, işte bit pazarı, Karaköy Elektronikçiler Çarşısı. Yani biz daha yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Silikon Vadisi'nin biraz daha yolu var. Ya çünkü yolu Perpa'dan geçmeyen Silikon Vadisi'nin de değerini çok iyi anlayamayabilir. Evet. Valla doğru. Peki şey Erman Hocam, bu şey, aman Erman Hocam ben de şansal şeyi. Hakikaten bu şey, finansla ilgili bilmiyorum Mert Hocam senin de şeyin var mı ama yani genel olarak ne yapıyorsunuz? Sen paraları nasıl istiyorsun? Herhalde öyle yapanların çoğu şu an bayağı sıcaklarla da birlikte kendilerinden. Belki o denizin üzerinde gördüğünüz müsilaj birçok insan olabilir yani. Bir ayda erimiş gitmiş. Lavabonun deliğinden kayıp yaşayanlardan. Tabii ki bir yani bir portföy yapma bilincini en azından şu 40'ımıza yaklaştığımız günlerde yeniden idrak ediyoruz bunun ne kadar önemli olduğunu, parayı sadece bir yerde değerlendirme. Bir de keşke para olsa dediğimiz durumlar da oluyor yani. Keşke şöyle çok güzel bir portföy çok yapardım. Çok güzel bir 10 bin dolar olsa da elinden alsalar hemen diye. Kim kime anlatıyor peki daha çok abi şeyleri hani böyle bu finansal konuları hani. Yani sen ya daha benim, çok ilgili oluyorsun. Benim anlatacak hani çok şeyim var Ozan'a çünkü ben evliyim. 2 yaşında da bir çocuğum var. Eşimin de kendine ait bir işi var. Ve yani hani normalde benim matematik beynimin anlayamayacağı kadar fazla sayı dolaşıyor bizim hanemizin içinde. Yani günün sonunda ben güzel bir kepek önleyici şampuan aldım. Şu an evde işler yolunda yani. En az 2 ay gider bu şampuan bize deyince bitmiyor. Yani onun stopajı var, bunun vergisi var, şunun vergisi var. Parayla ilişkimiz genelde ben yani o dönem kazandığımız parayı alıp havaya sallıyorum. Kim ister bunu diye. Hemen gelip alıyorlar zaten. Yani çok hızlı halloluyor o iş. Gerçekten ben istemem diyen çıkmadı şimdiye kadar. Ne şeylerden yani mülk sahiplerinden ne işte devlet vergi açısından falan. Yani kalın da hep işte şeyi düşünerek bir keresinde çok güzel bir eşimle tatile gitmiştik. Hep onu düşünerek, hep onun hayalini kurarak belki bir daha olur diye. Yani onu şey iyi tutmaya çalışıyoruz.
serin yerlerde saklamaya çalışıyoruz, bozulmayacak. Ya benim hayatımda okuduğum en üzücü haberler hep, çok moral bozucu haberler hep şunlardı. İşte birisi parasını evinde saklıyor ama nereye sakladığını unutuyor. Sonra banknotlar değişiyor. Banknotlar değiştikten iki hafta sonra buluyor sakladığı yere. Yani hayatımda düşmek, yani finansal olarak düşmekten tek korktuğum o. Yani çünkü bir kere eski 5 lira buldum bir çekmecenin içinde, o bile üzdü beni yani. Unutmuşum ya, seni, bakamamışım. Bir şeyler oluyor. Ya orada işte mesela kripto para dünyasında da böyle şeyler çok oluyor. Soğuk cüzdan. Şeyi unutuyor, şifreyi unutuyor mesela, evet, eski. Evet, evet. Hep şöyle hikayeler vardır biliyorsunuz. Abi işte ben 2010'da aldım bir sürü, evet, fakat işte şimdi şifreyi hatırlayamıyorum. Evet. Halbuki oldu 10 milyonlar bilmem neler falan. Aynı işte bu şeyin 21. yüzyıl, evet, tezahürü. Hatta geçtiğimiz günlerde bir, yani aylarda bir haber vardı. Bir ya bir yatırımcı ya da bir kripto varlık sahibi insan. Sanırım şifresi için son bir hakkı kalmış. Evet, evet. Ben onu çok düşündüm. Yani ben aynı duruma düşsem ne yapardım diye. Kesinlikle iyi bir terapist bulurdum. İlk önce bilimden yardım ederim. Yani kesinlikle böyle. Ama veresiye terapist bulman lazım. Paran yok o anda. Tabii tabii. Yani bir şifreyi çözünce birlikte yiyeceğiz o kripto paraları. Bir hipnoz yani süreci geçirmek isterdim. Sonra belki medyum. Yani bilimden ya, aşağı doğru nasıl silsile çıkıkçılara kadar giderdim büyük bir ihtimalle. Belki de sonra şey düşündüm. Belki o süreç içinde kendimi daha başka bir şeyler bulabilirdim. Yani böyle bir güzel Amerikan tarzı, böyle hani Beethoven gibi köpekli filmler gibi. Aslında olay kripto değilmiş be. Ben içimde öyle bir maden buldum ki işte bundan sonra çalışacağım, yarın da cinsiyet değiştirme ameliyatı olurum falan. Şifreyi gibi. Şifreyi hatırlamasam şey da olur. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi filan değil mi? Evet, benim o konuyla ilgili yani çok önemli bir katkım olabilir. Bence şifrelerin inanılmaz güvensiz olması lazım. Yani şey hani bayağı... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatırlayamayacaksınız. Kendi doğum tarihiniz ve eşinizin doğum tarihi. Herkesin böyle olması lazım. Çünkü bankalar özellikle beni yaktı bu güvenli şifre konusunda. İki ayda bir değiştirtiyorlar. Evet, bir de son üç olmaz ya. Benim hatırlayabileceğim şeylerin sonuna geldim ben. Ondan sonra da her yere yazmaya başladım şifreyi. Yani daha güvensiz hale geldi. Yani değil son mi? Yaptığım şifreyi şey falan yazdım. Her yerde yazıyor. Her yerde yazıyor. Dövmesini yapıyorum. Çünkü notlarda yazıyor, işte mesajlarda yazıyor, unutmayayım diye. Ya şimdi çok orada şöyle bir şey var Erman Hocam. Bu şeyi yaparken bu tabii hani Satoshi Nakamoto bu işi işte Bitcoin'in, evet, gizemli şeyi ilk yaparken sanki herkesin böyle süper bir dijital okuryazarlığı varmış gibi tasarlamış. Evet, hani bütün dünyada zaten böyle dijital toplum olacağız. Ha. Öyle gideceğiz falan. Kişi gibi. Kendinden bilir işi. Kişi kendinden bilir. Hem de şifreleyelim gayet güzel. 34 karakterli cüzdan numaran, 34 karakterli şifren falan filan. Hı. Onları da unutmazsın zaten. Ben direkt kafaya yazıyorum mesela şey. Ama burada işte önümüzdeki dönemdeki en ilginç mesleklerden bir tanesi dijital saklama olacak mesela. Çünkü bankalar şu anda niye var? Çünkü paranı emanet ediyorsun ve ondan sonra riski ona atıyorsun. Evet. Şimdi burada da okuryazarlığı olmayanların ya da ne bileyim işte 34 hanelik bir şey, 34 hanelik bir şey. İşte biz bir de şey yapıyoruz, hani ben uzmanım ya mesela. Abi ikisini işte, bir tanesini kağıda bastıracaksın, kütüphanede kitabın arasına koyacaksın. Öbürünü işte bilgisayarında şuraya koyacaksın. İşte yok şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sonra bulamıyorsun tabii hangi kitap, hangi şey falan filan. Halbuki normalde bu dijital saklama kurumları önümüzdeki dönemde mesela Amerika'da falan buna şey bayağı ciddi soyunanlar var. Ne diyor çünkü? Şimdi atıyorum işte soğuk cüzdanı alalım falan böyle. Şimdi şeyden sonra bu bayağı bir şey oldu. Soğuk cüzdanı alalım falan. Ya soğuk cüzdanı aldın, kaybedersen soğuk su içeceksin üzerine. Evet. Tamam mı? Ama riski atabileceğin işte önümüzdeki dönemde özellikle bu işlerin biraz daha oturunca riski atabileceğin kurumlar olursa oralarda biraz daha sanki bu işler şey olur gibi. Yani hani ben saklarım abi, ben iyi biliyorum bu işi. Kendi başıma saklarım ama herkes de böyle değil. O yüzden ikisinin ortasında bir şey olması lazım. Yani orada çok ciddi bir şey var ama yeni meslek kolları da buradan çıkacak herhalde. Ama bu işte fiyatlara bağlı biraz da, değil mi? Yok hocam, yani ben dediğiniz yani insan sağlığına da zararlı bir şey. Tabii. Zaten şu ben stres bazen görüyorum otobüste, olarak metrobüste. Böyle yani benden daha yaşını başını almış bir amca mesela. Şöyle telefonu çok sıkıyor, şuradan da bir tane damarı çıkmış. Anlıyorum ki şeye girmeye çalışıyor, yani bir borsaya girmeye çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir yerden durmuş şey ya yapmış. Ya da Facebook'a girmeye çalışıyor. Ya da Facebook'a girmeye de çalışıyor. O şey çok zor yani, dijital okuryazarlık gerçekten. Yani bu
teknoloji alanında çalışan insanların işte özellikle yazılım tarafında, özellikle bu hani daha cyber security tarafında çalışan insanların gerçeklikten kopukluğu çok inanılmaz. Yani onlar sadece o işin içinde yaşadıkları için ya şey dediğinde, anlamıyorum dediğinde zaten anlamıyorum diyen insan yoktur bunların büyük ihtimalle etrafında. Zaten eşi, dostu, akrabası da bütün o ne derler, komünite olmuştur. Değişik konuklar da alıyorlar hocam aslında. Vallahi. Geçen galiba bir kripto parayı... Ha şu şey sizin meşhur Bitcoin şeyi vardı. Ha, evet. Neydi? Muhabbeti vardı. Bitcoin'i konuk almışsınız galiba. Nedir abi? Satoshi'yi söyledi mi size? Yok. Satoshi'yi programın sonunda ben açıklayacağım gerçekten. O ciddi izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için şu an güzel bir armağan olsun. Abi, bu programın sonunda... Yarının dünyasında yarının Satoshi'sini. Belki de yani programın sonu gelmeden şurada çuf diye bir şey insandan girer. Allah korusun diyelim. Sniper'a Allah korusun diyorsun. O olacak iş mi ya? Ya biz de dilimizi alalım Erman'cığım her zaman. Sniper. Bizim Show diye bir talk show serimiz var kanalımızda YouTube'da. Ben onu kendi evimin mutfağında yapıyorum. Yani bir talk show benim buzdolabımda geçiyor. Buzdolabının üzerindeki magnetler, işte konukların vesikalıkları ya da internetten bulduğum fotoğrafların çıktılarıyla yani çok zengin bir konuk kadrosu yaratabileceğim bir talk show yarattım bundan. Hiç kimseye de para vermedim. Yani konuklar çok çeşitli olabiliyor. Hani Mekkeli müşriklerden tutun Dostoyevski'ye, Dostoyevski'yi almadım gerçi. Şimdi şey toplum sözleşmesini almış mıydın? Evet. Yok. Yok. Ama mesela yeni bölümde Montreux Sözleşmesi var. Onun yanında Kibariye var, Seda Sayan var falan. Bitcoin'i evet son programda konuk aldım. Bitcoin'e şey sordum sadece. Ne olacak, ne bitecek, sen neye yatırım yaptın diye. Ben altına yaptım diyor. Annem söyler. Sarı kız üzmez bizi gibi. Yani ne olur ne olmazcı bir şey tavrı var gibi gelmiştim Bitcoin'in. Onun için öyle bir ufak bir şaka yapmıştım Bitcoin'e. Umarım şey olmamıştır. Alınmamıştır. Yok, yatırım tavsiyesi de olmamıştır. Çünkü Bitcoin'in kendisinden duyuyoruz kendinin neye yatırım yaptığını. Buradan girelim diye sordum. Yani bilmiyorum. Genel olarak hani şey de düşünüyor olabilir. Bitcoin'in kendisi olsam ben şey düşündüm yani bana sahip olan insanlar benim kadar değerli mi? Ya çünkü ben mesela kendime bakıyorum bir Bitcoin kadar etmem asla. Yani şu anda 36 bin dolarlarda falan herhalde asla etmem. Yani zorlasam eşten dosttan bulup hani 4 bin dolar falan gibi bir şeyim ben şu an yürürken. Yani fıtığım var, şey egzama problemim var falan. Onun için biraz da zor tabii ki insan doğru bir at. Daha tanımıyoruz. Bunu ne zaman ehilleştireceğiz ya da şey... Ya dermatit takıntısı olan aramasın diyebiliriz aslında kendimiz tabii için. Evet, yani sahibinden ilanında kendimizi koyduğumuzda. Evet. Ben de gruba dahilim. Peki bir şey soracağım. Yani böyle hani hocaya sormak istediğiniz bir şey var mı? Çünkü ben hocaya yani burada program içi, program dışı, hatta bazen gecenin bir köründe arayıp soruyorum. Siz de bulmuşken sormayacağım. Gerçek kripto dünyasında hani böyle bir merak ettiğiniz... Ya çünkü bazen şey oluyor böyle aklına geliyor ama ya bunu da kime soracağım abi hani yani Google'a sorayım, oraya sorayım, buraya sorayım tam anlayamıyorsun. Yani aklınıza takılan bir şey var mı? Ya var aslında ama sen muhakkak... Ben deneyimli bir kriptocu olarak her şeyi biliyorum. Yani benim soru sormaya ihtiyacım yok. Biz soralım hocam. Evet, Bikof nedir? Bikof nedir bize sorarsın? Hocam ben işte şey aldım, dövmeci bir arkadaşımdan randevu aldım. Wyckoff dövmesi yaptıracağım sırtıma. Güzel şey olarak. Arada çünkü, unuttukça açıp oradan. Açıp ya da şeyleri göstermek için. Vallahi... Lazer göz koydun mu hocam şeyi? Profiline. 100 bin dolar simgesi. Çok isterim. İnşallah olur. Bana da nasip olur ama bilemiyorum. Ya ben sadece şeyi sormak istiyorum. Aslında yani bunun yani bu teknolojinin arkasındaki yani blockchain dediğimiz teknolojinin aslında ya da işte smart contract dediğimiz olayın siz genel olarak yani devletlerin ve toplumların böyle yeniden bir çağ devletlere ya da toplumlara yeniden yeni bir çağ gösterecek bir teknoloji olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bu şeyle alakalı galiba biraz da yani regülasyonlar buna göre yapılacak artık insanlar ve kurumlar arası ilişkiler buna göre düzenlenecek. Ya gerçekten biz ona
şey olacak mıyız, görür müyüz ya da şey olarak o ömrü hayatımızda? Çünkü çok hızlı ilerledi iş bir anda. Bir de bilişsel bir kırılım gerekiyor yani insanlarda hani o şey. Evet evet, o en büyük, en zor kısmı o işte, o okuryazarlık ve bilinç dediğimiz kısım. Çünkü hani hep şey gibi bu, bir böyle bir ideal, ütopya düşünüyorsun ve o ütopya çerçevesinde her şeyi böyle çok ideal şey yapıyorsun. Aa, herkes işte, herkesin telefonu var, herkes böyle refah içinde ve tak tak işte plazaya gidiyoruz, buradan şey yapıyoruz, işte onu aldık, bunu sattık şey falan. Ama hani işin tabii ki bu finansal para yanı aslına bakarsanız tam tersi bir eleştiri. Yani niye bu şeyde asıl para sistemindeki bu hani Fed gibi falan yerlerde kapalı kapılar ardında biraz da işte hani kendin karar alıyorsun. Sonra bedelini ödemesi gereken olursa şey diyorsun, abi çıkın paraları toplayın, enflasyon ya da şey olarak size ödetirim diyorsun. Orada biraz bir eşitlik sağlıyor bu. Ama hani şimdi bunların hepsi bir anarşist bir fikir olarak çıkıyor. Çok uçlarda bir şey gösteriyor. Bir tarafta da mevcut düzen var. Bu ikisinin arasında bir yere oturuyor aslında. Hani hep böyle doğru ikisinin arasında bir yerdedir ya asıl şey, işin pratiği. Burada da şimdi mesela her şeyi aslına bakarsanız nedir? Mesela bir toplumda sosyal ya da ticari sözleşme yapıyorsanız iki kişi arasında ya da bir toplumda ne yaparsınız? Oturursunuz, kuralları konuşursunuz. Eğer topluluksanız oylarsınız onu. Bir toplumsal ya da topluluksal bir mutabakat sağlarsınız. Ondan sonra da bu kurallara uyalım dersiniz. Ama hani ne olur? Çok insan uymaz. Apartmanlarda şeylerde kavga çıkar falan filan. Şimdi burada ilk defa şunu yapıyor. Diyor ki eğer bu işi dijital ortamda yapıyorsan diyor, bu kuralların yönetişimini artık bir kod diyor, hepinizin adına, bütün bu topluluk adına sizin mutabık kaldığınız kurallara uyup uymadığınızın düzenleme ve denetleme yetkisini de ona veriyoruz diyor. Yani ne diyor burada? İşte bizim Mert'le işte topluluklarımızda çalıştığımız şeyde ya da şey düşünün mesela, aynı evde oturan dört öğrenci, en büyük kavga nereden çıkar? Sen niye yemek yaptın, temizliği yapmadın, aidata katılmadın falan. Bir kod düşünün, bunların hepsini kurala bağlıyor ve yemeğini yapmayana diyor ki sana yemek yok. Ya da işte parasını ödemeyene bir gün geliyor kapısının kilidini açamıyor. Ya da işte bir toplulukta kuralları koyuyorsun. Ondan sonra işte diyelim işte ben Mertlerle bir konuda anlaştım, şey yapıyorum ama ondan sonra kaytardım, kaçıyorum falan. Bir bakıyorum bir gün geldiğinde giremiyorum içeriye falan. O zaman işte tabii bu çok idealde bir şey oluyor. Mutlaka bunu da hacklemek isteyenler, bu da yolu bulmak isteyenler oluyor. Bu çok ideali tarif ediyor. Normalde ikisinin ortasında bir şey olacak. Parada da böyle olacak. Yani parada da işte şu anda mevcut bildiğimiz hani bu şeyler düzenlemeye girince bir kısmı bunların şey olacak. Olayı oyunun dışında kalacak. Ama daha sağlam, daha prensipli kalanlar daha olayın ortasında olacak. Böyle bir şey içinde gidecek yani. Harmoni içinde gidecek. Bazı şeyler de hani bizim hayatımızın toplumsal pratiklerine de uyması lazım bazı şeylerin. Tamam hani eleştiri güzel ya da ideali tarif etmek güzel ama bazen hayatın pratiğinde onları olmuyor. Böyle böyle ilerleyeceğiz herhalde. Yani bu da bilmiyorum epey de bir vakit alacak. Çünkü bu dijital okuryazarlığı sağlamak da o kadar kolay bir şey değil. Yani mesela ben şimdi şeyleri inceliyorum. Güney Kore mesela acayip bir ülke. Herkesin cep telefonunu adeta hayatının uzaktan kumandası olarak kullandığı bir yer. Çin'e bakıyorsunuz. Çin'de milyarlarca insan mesela Çin'de şey yazın. Dijital İngilizce digital beggar, dijital dilenci yazın. Fotoğraflara bakın. Şey çıkıyor. QR kod koymuş önüne, adam dileniyor mesela orada. Cep telefonuyla geliyorsunuz. Adama şey WeChat üzerinden o şey onların WhatsApp'ı. Onun üzerinden şey sadaka veriyorsunuz falan yani. Böyle bir noktaya gelmiş. Şimdi Afrika'da ya da başka bir yerde bunu söylemeniz ya da işte böyle bir pratik bulmanız da zor gibi. Böyle böyle gidecek herhalde pratiklerle. Ya bir gün bir baba yiğit çıkıp şey diyebilir mi hocam? Dünyanın modemini çekiyorum, çok ısındı. Siz de çıkın şu camı da biraz açı, burası da bir hava alsın. Siz de bir 2-3 saat çıkın, akşam yemeklik bir şey falan toplayın. Akşam yine bakarız takarız derse ne olur? İşte mesela şey, tek bir yerden çekilemiyor onun fişi de hani internet Allah'tan gibi, o yüzden. Allah'tan. Çünkü biz bugün şeyde konuşuyorduk. Ben sana aynısını söylemiştim, kesin yapma, ikinci bir fiş vardı. Şey var, 7 tane var aslında internette. O 7 şey, 7 anahtar aynı anda çevrilirse internet şey yapıyor, kapanıyor. Ya bu zaten şey çok ilginçti hocam. Bu işte sadece böyle saliseler bazında bir ilerleme sağlamak için bütün okyanusun altına fiber
kablolar döşediler borsaları birbirine bağlamak için Amerika borsasıyla şey. Benim de aslında sormak istediğim şu, yani bu doğal kaynakların mülkiyetiyle ilgili bir sıkıntı, yani şey var, bir araya geldiği bir şey var Bitcoin'in. Şu an mesela Bitcoin tesislerini soğutmak için doğal su kaynaklarının üstünü kapatıp oradaki onunla serinletmekten evet, bahsediyorlar. Ama doğal su kaynağı denilen şey aslında, yani doğal kaynak ki mülkiyeti halkta. Sen onun üstünü kapattığında etrafındaki şeyi, ekosistemi değiştirmiş oluyorsun ya da hani şey yapmış oluyorsun. Bu hani evet, ilerlemenin öyle de bir tabii, doğal tabii, kaynaklarla mesela daha Finlandiya'ya gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Onların regülasyonu olacak. Orada ilginç bir şey var sanırım. Var. Ve orada, şu an şey pardon, şey söyleyeceğim. Ben de daha yakın tarihte baktım. Mesela Norveç'te de işte bunun iyi örnekleri var. Şimdi adilleşen coin'ler ya da işte mining yapanların adil versiyonları var. Onlar da mesela gri su atığını sera gazından kurtararak, yani aslında bir klimalı sistem ya da herhangi bir soğutucu kullanmayarak, mevcutu kullanarak sonra ısınan suyu da aynı şekilde başka bir kaynağı, yine bir ısı kaynağı olarak değerlendiren. Çünkü mining'de de böyle yer yer ısı kaynağına ihtiyaç olan ya da orada kullanılan pil sisteminde o pilin belli bir zaman sonra kendi şarj edilebilir pil bunlar, bataryalar. Aslında onları böyle yeniden o iyi hale getirmeleri için bir ısı sistemine ihtiyaç var. Orada soğuyan suyu, ısınan suyu daha doğrusu o alana çektikleri böyle akıllı sistemler var. Tabii. Yani uzun vadede böyle çok ilginç çözümler oluşuyor. Tabii ama işte sanırım yani en ideal ve hani en tabii ki Nordic modeli. Yani hani eminim şey daha böyle hani mining komünitesini bir yere şey yapmak istemem, böyle bir torbaya sokmak istemem de, yani keşke şu ağacı alıp direkt Bitcoin'e çevirebilsem diye ağaca da o gözle bakan vardır yani. Kesin hani kesin var. Tabii hani onu şöyle söyleyeyim Erman. İnsanlar yani şöyle, mesela Çin'de çok hoyrat ve tamamen birincil doğal kaynakları hor kullanarak ciddi kötü bir madencilik, madencilik derken madenciliğin kendisi değil de onu onunla ilgili aldıkları enerji inanılmaz kötü üretilip şeye geliyor, oraya geliyor. Ve şöyle, şu anda Bitcoin'in özellikle tükettiği enerji miktarı, özellikle işte bu sistem hacklenmesin diye dünyada 11 bin, 109 ülkede 11 bin değişik yerde bu kayıtlar aynı şekilde muhafaza edilmeye çalışılıyor ki hani şey olmasın, burada işte Erman'dan Ozan'a şey gönderildiğinde, iki Bitcoin gönderildi, aralarında kavga çıkmasın. Yok abi sen bir tane gönderdin, kayıtlara bakalım dediğinde 11 bini ha ne gösteriyorsa ona bakacağız. Öldürürüz ya bir an. Tamam diyecek. Fena oldunuz yani. Ben bıçaklarım. Saçını başını yolarım yani. Çok hızlı bıçaklar çıkar. Tabii tabii. Ama bizim kavgalarımız öldürür. Kardeş kardeşim bıçaklar i̇şte, o yüzden ben olaya hemen müdahale edip şunu söyleyeyim. Artık buna son veriyoruz. Yani bu yine böyle sürüyor ama şimdi Elon Musk maalesef bu şey piyasasını, kripto para piyasasını çok böyle attığı tweetlerle bir yukarıya çıkartıyor, bir aşağı indiriyor falan. Ama orada özellikle hani söylediği şey de diyor ki şu anda aşağı yukarı %61 civarı, 61 civarı da çok şey oldu. %39'u bu yeşil enerji dediğimiz daha böyle ikincil kaynaklar üzerinden biraz daha Mert'in söylediği tarzda şey yapılıyor. Fakat 1/3'üne yakın bir kısmı da özellikle Çin'dekiler gayet hoyratça doğayı tahrip ediyor ve bütün bunların toplamı neredeyse bir Arjantin kadar enerji tüketiyor şeyde bir sene boyunca. Şimdi burada aslında Elon Musk şunu söyledi, dedi ki %50'ye yarısına varınca bu, ben tekrar Tesla'nın ödemelerini Bitcoin'le yapacağım ama o zamana kadar bu iş şey yapmayacak dedi. Bir de Çin'de şimdi hani şu kan banyosu yaptığımız şeyde, evet, Bitcoin'e yaptığımız şeyin asıl derdi Çin'de bazı eyaletlerde şey yetmiyor artık, enerji yetmiyor ve bu enerjinin çoğunu da kripto para madenciliği tükettiği için eyalet hükümetleri, federal hükümete şey diyor, ya sen bana enerji ver ya da ben bunları kapatacağım diyor. O yüzden de yavaş yavaş oradan gidip şu anda Amerika'da mesela Texas'ta, Miami'de falan yeşil enerji üzerinden şey üretecek, yeni madencilik, yeni nesil madencilik şeyleri olacak artık, tesisleri olacak. Bir de işte son El Salvador'u duymuşsunuzdur herhalde. El Salvador bu Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederken
Bir de orada ilginç bir şey, biz de bilmiyorduk. Volkan varmış orada bir tane. O volkanın enerjisini, hani o volkandan, kraterden çıkan enerjiyi Mert'in biraz önce söylediği şeyle uykusuzluğa bunu gayet güzel bir şekilde şey toparlayabiliriz. Oradan çıkan enerjiyi hop madenciliğe sevk edip oradan böyle gayet ilginç bir hiç şey yapmadan doğal kaynaklı enerji şey üretiyor. Çok acayip. Şimdi hani arz talep oluşunca şöyle bir şey oluyor ya. Şimdi mesela kimse eğer böyle bir kripto para dünyası olmasaydı gidip de yeşil enerji bu kadar hızla yatırım yapmak istemezdi. Geliştirmeye dair bir yatırım yapmak istemezdi. Bir yandan da hani çok net bir küresel ısınma ve iklim meselesi var ve o mesele gerçek artık. Hani herkesin yaşadığı, insanların göç ettiği. Gerçek böyle hani ya? Çok net bir şey yaşayınca artık dediler ki ya bir dakika burası da bir yatırım alanı. Yani dolayısıyla buranın da bir müşterisi var. Evet. Ya buranın da bir müşterisi oluşunca hızla buraya doğru gidiyor. Bu da uzun vadede bize bir fayda sağlamış olacak. Hani ne olacak? Biz artık temiz enerji gerçekten hani işte çünkü her sürdürülebilir enerji yani ya da her işte doğal kaynaktan yararlanan enerji de aslında temiz değil ya. Onun evet. sürdürülebilirliği de başka etkenlere bağlı. Yani hani orada emek koyanından işte sermaye koyanından nerede yapıldığına kadar uzanan geniş ve uzun bir liste var. İşte o listenin içinde bu kripto dünyası ve aslında blok zinciri dünyası biraz fazla zor. Yani fazla cheat etmek, burada bir yalan söylemek, bir sahte belge kullanmak imkansız. Evet. Hani dolayısıyla bu ekolün fayda sağlayacağı en büyük şey, hani büyük bir kriz yaratırken enerji alanında bir yandan. Evet. Bir yandan uzun vadede hani bu önümüzdeki 10 yılda şeffaf fayda sağlayıp hem şeffaf zaten şeffaf. Hocam, hani iyice böyle dönüştüreceği yani hani bu yeşil enerjiyi dönüştüreceği bir yer var o heyecanla. Ya zaten şey bile beni çok cezbediyor açıkçası yani bürokrasinin biraz daha artık o desantralize olması. Biraz daha kurumların o ne derler suistimal halinden azade edilecek hale gelmesi. Çünkü ben artık bir tane daha ek hizmet binası da görmek istemiyorum. Ama benim koca Türkiye büyük bir ek hizmet binası gibi yani. Ama benim bunun anası da nerede dediğim bir sürü bina var hocam yani. Anası. Bu ek hizmet, bu ekse bunun şeyi nerede? Anası bina var, anası babası nerede? Buraya bırakmışsınız gidiyorsunuz. Bu bürokrasiyi buraya bırakmışsınız bak ağlıyor burada. Ben ek deyince hemen yanında zannediyorsun 35 ya. 35 yaşlarında bir bürokrasi kaybolmuştur yani. Gerçekten insanın şey yapası geliyor. Bütün Türkiye'ye çığır geliyor yani kaybolmuştur bürokrasimiz ya da işte burada bir ağlayan bir şey hizmetin bir sahten var diye böyle ya o açıdan da çok çok iyi olacağını umuyoruz yani gerçekten. Benim iddiam da hocam yani böyle bir eğer devlet regülatör olarak kendini ortaya atarsa muhakkak yeni ek hizmet binaları bulur bu şey için kripto için. Yani mutlaka yeni bürokrasiler, yeni ek hizmet binaları ona tahsis edilir. Yani evet, o çünkü makamlar devletin işi gibi galiba, biraz da evet, şey gibi. Makam oluşturmak. Ethereum yani. Şube müdürlüğü. Yani çünkü Koşuyolu. Gerçekten şey için korkutucu. Abi çok uzaktan. Ankara için korkutucu bir şeydir büyük ihtimalle. Yani bir anda sen eğer hani bu kodla regüle edilmiş ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, hiçbir arabuluculuğa ihtiyaç devletin kurumlarının bir kısmı devlet kurumları arasında arabuluculuk yapıyor aslında. Tabii yani çok onu denetliyor, onu denetliyor. Diyorduk yani bizi denetleyen diye hiçbir kurum olmadığı için biz bu haldeyiz de. Yani hani bir anda böyle 4-5 kurum iskartaya çıkarsa o hoşuna gidecek bir şey değildir büyük ihtimalle o şeyin, o sistemi. Şimdi verimlilik diyoruz şey ama tabii. Peki bir şey soracağım. Siz yani bir neyden besleniyorsunuz? Hani siz neleri dinliyorsunuz? Neler size yaratıcılığınızı tetikliyor? Yani şimdi bir yandan bizi takip edenler yani çok da ilgili bu alanla. Yani dolayısıyla böyle hani onlara ilham olmak noktasında da zaten sizin programlar yeterince ilham oluyor da hani yine de böyle çok içeriden bir yerden söylüyoruz hani sizi böyle cezbeden şey ne? Bir de bunun NFT ile yani bütün bu konuştuklarımızın NFT ile ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Vallahi bizi besleyen şey de ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim hani şunları okuyun çocuklar bunları tabii. yapın biraz bana böyle şey gibi geliyor üst perdeden konuşmak gibi geliyor. Tabii ki insanların kendine yapacakları her yatırım bir şekilde bir gün geri dönüş oluyor yani bunda neden şu an uğraşıyorum dediğiniz birçok iş bile bakıyorsunuz 5 yıl sonra 10 yıl sonra karşınıza en azından bir şey olarak aset olarak bir varlık olarak ya da sizin ortaya koyabileceğiniz bir güvenli bir fikir girişim olarak durabiliyor. Ama onun dışında ben mesela şey çok yani
ailemi dinlemeyi çok seviyorum, akrabalarımı. İnternette hiç tanımadığım insanların profillerine girip Facebook'ta böyle açık profiller var ya, kendi işinin patronu olan adamlar var mesela Yozgat'ta, Çorum'da. Onların şeylerine bakıyorum hani, onlar nasıl yaşıyorlar hayatlarını. Çünkü bir yandan da şey gibi, NFT'ye bağlayacak olursak, ben mesela şeyi çok isterdim. NFT olarak almak istediğim şey, işte Amerika bize aşılarla çip takacakmış. Facebook postu oluyor ya böyle, 1000 defa paylaşılmış, çürümüş artık o post. Böyle piksel piksel olmuş. Onun ilk unique versiyonunu almayı çok isterdim açık yazılı. Tabii onun sıcak sıcak çıkmışken evet. Şeyden. Çünkü üretim biraz da şey gibi hani işte bu aşı karşıtlığıyla ilgili şey, komple teorilerini falan böyle şey çok bakıyorum bu aralar. Sanki şey gibi o onlara gerçekten yani şöyle aşıyla değil de başka bir şekilde çip yerleştirilmiş ve komple başarılı olmuş gibi görüyorum şey. Komple başarılı. Yani aşı komple başarılı. Yani şöyle, aşı karşıtları zaten o komplonun başarılı örnekleri gibi geliyor. Evet. Yani insan ırkını yok etmek için yapılmış, onların tabii düşündüğü komplonun aynen aslında iyi bir çıktıları gibi geliyor. Onun için NFT'sini yapalım. Bunun NFT'sini yapmayı çok isterdim açıkçası. Şey olarak dediğim gibi o posta sahip olmayı. Aslında size de soracağım sorulardan biri de, hocam NFT'ye biz nasıl gireriz? Parayı nereden çekiyoruz? Bize de daha bir şeyler, bizim de var. İlk aşamada ikimizden birini satacağız çünkü çok fazla bir şey var. Direkt komple hocam şey, masanın üzerine çıkıyorsun da NFT olarak. Ya orada tabii şey var. Bu biraz sanki bu NFT hani non-fungible token diye ya da işte herkes NFT diye konuşuyor ama evet, tam da şeyini bilmiyor aslında. Bunlar aslında bir sizin çok tekil yaptığınız, çok eşsiz olarak yaptığınız bir performans ya da bir anın, o anın orijinal olduğuna dair size bir sertifika veriliyor dijital dünyada. O sertifika aslında bu. Sertifikaya bayılırım hocam. Bugün Erman'ın oğlu mezun oldu. Bebeklikten mezun oldu. Daha 2 yaşında. En anlamsız mezuniyet partisinden geliyorum hocam. 2 yaşındaki çocuğu mezun ettik. Altına kendi kurumumuzdan bir de. Altına yapan bir insan nereden mezun edilebilir hocam? Yani altına yapıyorsunuz. Tebrikler. Haklısın bu arada. Ben o zaman etmezdim. Orada aslında şunu şey yapıyorsunuz. Tabii bu 2 yaşında şey değil de. Biraz daha bunu dijital dünyada sizin herhangi bir performansınızı yani bunun tekil olduğunu kanıtlayıp bunun koleksiyonerler tarafından aslında bir şekilde rekabete sokulup değer, gerçek değerini bulması ve sanatçıların da buradan bir şey kapısı sağlaması, yani bir geçim, evet, iş modeli çıkartmasını sağlıyor. Çünkü neden? İki tane yol var. Bir tanesi bu hani mevcut, artık internet geldiğinden beri işte Napster, Torrent geldi, verdik, evet, bozuldu. Bir şekilde bu iş modelleri de şey yaptı. Şimdi işte biz de Mert'le bayağı bir şey üzerine çalışıyoruz. Bu yeni iş modelleri üzerine sanatı işte nasıl tekrar şeye bu hani iş modellerini geliştiririz diye. Şimdi buralarda iki tane model var. Ya bunu çok bir geniş bir kitleye yayacaksın ama ucuz ya da bedava vereceksin ve üzerine sponsor, reklam gibi şeyler alacaksın. Ya da tam tersine iyice daraltacaksın. Hı-hı. Tek ya da çok sınırlı hale getireceksin ve onları da özel seçilmiş hissiyatı vererek insanlarla bir şekilde o özel ya da seçilmişlik hissiyatı içinde onlardan şey bekleyeceksin, bir gelir bekleyeceksin. Yani onlar da bunun şeyini ödeyecekler. Modern yüzden sanat şeyinin şu an piyasasının aynısı aslında. Aynen aynen. Evet. Ya yani onun dijital dünyada çoklanamadığı kadar değerli oluyor. Aynen öyle. Ya yani orada o işte bu NFT de size bu tekildir ya da çok sınırlıdır damgasını veriyor. Onu da diyor ki ben bunu bir blok zincir üzerinde koyarsam ve binlerce noktada bunun özgün olduğunun kanıtını tutarsam ve bunu da kimse eklemezse ya da ekleyemezse, o zaman ben Erman ve Ozan'ın Cult'ın şeyini, tekilliğini, özgünlüğünü şey yapıyorum diyor. Size kanıt olarak sunuyorum diyor. Şey bu, olay bu. O yüzden de sizin modelleriniz zaten şimdi YouTube'da şeyde yaptığınız, podcast'te yaptığınız modeller, bir geniş şeye yapmak. Bunlar için de İşte kamera arkası, şey gibi, hı hı, farklı insanlara özel sunabileceğiniz şeyleri bulup ona göre onları sınırlı ya da tek bir şeyle paylaşmak, aslında kişiyle, fanla paylaşmak. Biraz başladık mı? Patreon'umuz var mesela. Ha, Patreon, Patreon, evet, üzerinden, hı, biraz daha
patron destekçilerimize içeriklerimizin ekstra özel hissettiriyoruz. Ama gerçekten benim çok içinde olmak istediğim bir şey galiba NFT. Bizim hocam USB evler diye bir serimiz var. Wow. YouTube'da yaptığımız. Kısaca anlatayım. Lütfen. Ben bir gün çok sinirleniyorum. Yaşadığım hayata, her şeye üst üste geliyor falan. Ve kendimi bir flash diske yükleyip bir mimari tasarım projesinin içinde hani bu tematik kanallarda görürüz ya, Ümraniye'de yeni bir yaşam doğuyor. Yani, 3D binaların arasında. Ümraniye'de bayağı doğmuş yaşam zaten. Bir daha yeni bir yaşam tamam doğsun diyeceğiniz siteler oluyor ya böyle işte. Ben o mimari projenin içinde yaşamaya başlıyorum. 2D bir karakter olarak artık. Ve Erman diyor ki Ozan nerede? Gelsin iş yapmamız gerekiyor. İşte Erman'a diyor diğer arkadaşımız Hasan. İşte Ozan kendini bilgisayara yükledi artık. Sonra Erman beni tekrardan gerçek hayata çekmeye çalışıyor. Gel, ben diyorum ki burası çok güzel. Bak herkesin vücutları ne kadar güzel. Burada arkadaşlıklar çok iyi. Bak burada YouTube'a, Spotify'a yürüyerek gidiyorum diye bir alışveriş merkezi var. Dükkan şeklinde falan böyle. Evet, sonra dedik acaba gerçekten hani buradan şey yapabilir miyiz? Olabilir miyiz ya, böyle güzel şakayla şey... başladık. Ya USB evlerden daire satabilir miyiz mesela NFT ya? Hocam şey, o zaman olarak şöyle bir son soru soralım mı Mert? Peki hani bayağı bir fütüristik şey düşündünüz. yani şöyle, siz şimdi aslında işte Erman'ın işte uykusuzdaki kağıt dergi deneyiminden sonra yavaş yavaş dijitale, blogla, şeyle, yeni medyaya yani. Ondan sonra da YouTube, Spotify ile burada bir genişlik sağladınız. Şimdi senin bu projenden de yarının dünyasına doğru bir gidiş var aslında. Peki bu yarının dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben eminim ki buradaki içerik ve bu içeriğin değişimi konusunda da bu USB projesi üzerinden bayağı düşünüyorsunuzdur. Nedir yarının dünyası sizin için, Kalt için, Erman için, Ozan için? Bizim yani şimdi ya Ozan için konuşmayayım da ben hani son ana kadar yani evde bütün eski bilgisayarların kabloları duruyor, adaptörleri duruyor. İşte şey olarak görürüm kendimi, yani bilgisayarı format atabilen ve formatın ardından Windows'u başarıyla yükleyebilen biri olarak görmeyi seviyorum kendimi. Ama bence bizim artık son yarım saatimiz Ozan'la teknolojiyi anlama adına. Yani hani yarım saat sonra büyük ihtimal kaçtı gitti olacak şey. Hani bu artık yeni çıkan sosyal medya platformlarını takip edemiyoruz. Buradaki buralarda hemen oluşan işte satın alınabilme, pazarlanabilme, işte yeni reklamcılığı çok işte Allah Allah falan diye takip ediyoruz. Şeyler çok hızlı bizim için. Bu yeni fetler, işte yeni çıkan modalar, şeyler falan çok hızlı. Ve hani bu teknoloji herkese yayıldıkça, işte dokunmatik ekranlar falan gittikçe hani bu diyorlar ya hani eline aldığında çocuk bile yapabilir artık. Bu böyle oldukça bunun eskiden bir şey vardı, kişisel başarı hissi vardı bilgisayarla ilgili. Yani önüne DOS açıldığında hani sen konuşursun da DOS duymaz yani. Öyle bir şey vardı. Siyah ekrana bakıyorduk yani. Ondan sonra eğer kodlar biliyorsan, şeyler biliyorsan, komutlar biliyorsan falan filan, o senin için bir kişisel gelişime, kişisel başarı şeydi. Şimdi yani iPad'in hani gerçekten çok büyük bir şey olman lazım. Çok büyük bir düşman olman lazım anlayamamak için. Çünkü benim 2 yaşındaki çocuğum da yani eline vermememize rağmen ele geçirdiği yerde hemen şöyle yapmaya başlıyor yani, o büyük ihtimal benden gördüğü için. Yavaş yavaş o açıdan garip ama kullanımı kolaylaştıkça benim açımdan kişisel şeyi bitti yani. Kişisel hissiyatı, hani o kişisel sevgi, aramızdaki ilişki zayıflamaya başladı. Ben şimdi şeyle onu, yani bizim yaptığımız işlerin editi, büdütü, işte daha zor, kendimi zorluyorum işte video editi, ses editi. Hani USB evler dedi Ozan, onu işte şey öğrenip yaptık. Çok saçma sapan bedava mimari program öğrenip yaptık. Hani kendimiz diktik sıfırdan ya da bulduk bir yerden onları ekledik copy paste olan. Gelecek yani büyük ihtimalle hani daha yaygın, daha şey, ama benim açımdan biraz kişilikten yoksun bir yere doğru gidiyor teknoloji yani. Ama bu büyük ihtimalle boomer mu diyorlardı? Bize okay, dede mi diyorlardı? Dede konuşması yani.
neşeli dedeler iPad'e karşı diye. Evet, biz biraz neşeli dedeler gibi geziyoruz yani şey. Geçenlerde Kadıköy'de bir çocuk gördük, böyle işte Narcos tişörtü vardı. Oo, Narcos Disney tişörtü ha falan filan diye. Ya aslında hocam şey, yani yarının dünyasını konuşmak için bence bugün, daha bugüne geldik mi diye ben bir soruyorum. Çünkü şu an yani hali hazırda dünyada aynı anda taş çağı ve uzay çağı aynı anda yaşanıyor. Ve biz ya baktığımda hani bugünle ilgili çok büyük bir sıkıntısı var daha ülkenin. Ben de bu ülkenin bir ferdi olarak baktığımda daha yarınla ilgili konuşamadan hep dündeyiz ya zaten böyle. Dün ilk önce bir bugüne gelirsek belki yarınla ilgili konuşmamız daha rahatlayacak şey olarak. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak çok böyle ilkel problemlerle çok yüksek teknolojik problemler aynı anda aynı şeyde yaşanınca biraz insan şey gibi oluyor. Ya çok iyiyim ama inanılmaz ishalim bir yandan da gibi, hani böyle deniz kenarındayım. Biraz böyle o benim kafamı kurcalıyor açıkçası. Bir de böyle şey, hani insanlık da acaba şu an dip mi yaptı? Şu an insanlığa girmek mi lazım? All time high'ımızı yapar mıyız? Hani hazır insanla, çünkü bizim işimiz insanla, yani kalt olarak ürettiğimiz şey. Ya umarım hani şeydir, kripto dünyası gibi %90'ı çöp değildir insanlığında. Çünkü yani ya da öyle olsun, %10'u da en azından devam etsin ki. %10 çok iyi rakam. İyi rakam. En azından dönüştürür, değiştirir. Evet. Bir de yani ülkeler çok suyla oynamasın yani şey gibi. Onu soğuttum, bunu şey yaptım. Çocuk gibi olacak iş değil bu yaştan sonra. Bakalım. Umarım yani şey olur yani, bir şey vicdan all time high'ı yaşar bütün dünyada. Onun üzerine kurarız her şeyi. Şahane program oldu hocam. Evet hocam ya, çok keyifli oldu. Çok, ne çok teşekkür ediyoruz biz vallahi. Biz teşekkür ederiz ya. Cehaletimizi saçtırız. Olur mu? Biz de çok şey öğrendik. Ozan Akyol valla. Ozan Akyol. Erman Çağlar, Erman çok Çağlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Halka başarılar diliyoruz. Dinliyoruz. Hep birlikte katıl butonuna mı basıyoruz? Nasıl isterseniz. İnternette bir sürü buton var. Hani hangisi size uygunsa ona basarsınız. Ben onu söylüyorum. Umarız bir de bir gün biz sizi davet ederiz. Şeyi görürsünüz. Şeyi soralım. Hocam Ethereum... Yatalım. Programdan sonra hemen konuşalım. Temmuz'da bir fork falan deniyor. Yani bittik hocam. Temmuz Londra halledeceğiz hocam, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir programı da sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler.